Yaklaşık bize 10 dakikadır anlatıyorsun. Ben bunu canlı yayında da vermek istedim. Sana zahmet, umarım aynı heyecanı koruyarak anlatabilirsin Adını vermeyeceğimiz bir arkadaşımız burada. Ve bu annesinin karnında 1 aylıkken, 2 aylıkken, 3 aylıkken. Annesi bunun doğmasını istiyor mu? Bebek mutlu. Bebek Bebek mutlu. mutlu. 4. ayına geldi. Annesi onun için ne düşünüyor? Anneyi tekmeliyor, anneyi tekmeliyor. Anne onun nerede kalmasını istiyor? Git git git. Böyle itiyor, itiyor. Akdeniz'e mi çık? Yok, Ege'de Ege. kal. Akdeniz kapalı. Akdeniz'i kapatmış, Ege'de kal. Evet. Git git diyor. Ege'de kalmak demek kürtaj olmak demek. Ve bakalım. Bebek O istemiyor. arada annen senin için ne düşünüyor? Senin yaşamanı mı, ölmeni mi istiyor? İstemiyor. İstemiyor. Yaşamanı istemiyor. O arada gökyüzüne bak bakalım, ay sayısı ne oluyor? Seni isteyen biri var mı? Üçte yok. 3. ayda sadece 1 ay var. 4. ayda Var. ne diyor 2. ay? Birinci ay sarı, koyu renk. İkinci ay beyaz. Güzel. Aralarında ne konuşma geçiyor? Diyor ki, al senin olsun. Böyle. Peki öbür ay kabul ediyor mu? Tamam. Aldı. Aldı. İşte Burada. 4. ayından itibaren bebeğini vermeye anlaşmış. 4. ayından itibaren bebeğini vermek üzere anlaşmış. Yeni Peki. ay burasına koydum. Söyle bakalım, eğer o anlaşma olmasaydı, yani yeni ay seni almak üzere anlaşmasaydı, aradan 9 ay geçti. Yok. Sen Akdeniz'e mi iniyorsun yoksa Ege'de yok mu oluyorsun? 9. ayda hiçbir yerde yok. Evet. Eğer ikinci anneye verilmeseydi, bebek kürtaj edilecekti. Bebek doğdu. Hani öbür ay aldı onu, 2. ay aldı. Kucakladı da aldı. 20 yaşına, 30 yaşına, 39 yaşına, 40 yaşına kadar getirdi. Bak bakalım, bizim 40 yaşına gelen bu arkadaşımız gökyüzünde kaç ay görüyor? Parlak bir ay. Parlak bir tane. Ama bir dakika, bir şey geldi bir dakika. Bir tane ay geldi. Bir ay geldi. Arkadan yansıma yapıyor. Peki ne diyor? Bana geri ver diyor mu? Sahipleniyor mu? Bakıyor. Sahip çıkmak istiyor mu? Pişmanlık var burada. Hissettim. Yaklaşmak istiyor. Ama Pişman. öbür ay bir güzel ay vermiyor. Önünde böyle büyüdü, büyüdü, büyüdü. Böyle yapıyor. Evet. Hepimiz anlayabildik, değil mi? Kocaman bir ay oldu o güzel ay. Kocaman beyaz. Peki bizim bu arkadaşımız hangi ayın yanında kalmak istiyor? Kocaman beyaz ayın. Büyük ay. Kolları var. Ve o ikinci, hani gelen ay vardı ya, ona de ki ya lütfen rahat bırak. Bu büyük beyaz ayın yanında rahat etsin, mutlu olsun.
onları rahat bırakmasını sağla. Tamam mı? Evet. İstediğin an gözünü aç. Şimdi ben yaklaşık belki bir aydır şöyle bir çağrıda bulundum online ve canlı yayınlarımda. Dedim ki hani fal bakan arkadaşlar, medyumluk özelliği olan arkadaşlar bizim eğitimi alırlarsa kendi mesleklerini daha iyi icra ederler. Siz... Ben 4 aydır gelmek için uğraşıyorum. Başardım. Siz şunu çok iyi gördük. Siz çok iyi bir kanalsınız. Yani medyumluk özellikleriniz çok aşırı. Şimdi işte kanal olduğunu bizim Sabiha Hanım da daha yeni 1-1,5 aydır fark etti. Siz kanal olduğunuzu yıllar önce fark etmişsiniz ve bunu mesleğiniz olarak icra etmiş, evet, ediyorsunuz. Peki bizim işte bu ay, yıldız, güneş, Anadolu, Marmara ve sabahtan beri işte camdı, şelaleydi, çayırdı. Bunları da eklemiş olsaydınız, bu sistemi bilseydiniz, hayatınız şu anda ya da sizin gibi arkadaşların hayatı, meslekleri, bu medyumluk özellikleri onları nereye götürürdü? Zirveye taşırdı tabii, yani muhteşem olurdu. Ben de onun için geldim. İşte bu, hatta bizim bile hayal edemediğimiz zirve. Nasıl, niye hayal edemediğimiz zirve? Düşünün, 5 sene sonra bizim bu eğitimlerde biz neler yapabileceğiz? Biz 5 sene sonra. Hele 10 sene sonra neler yapabileceğiz? 20 sene sonra neler yapabileceğiz? Dolayısıyla siz 20 sene önce en azından diyelim keşke ki bunu... Keşke öyle bilseydim sizi. Gelseydim. 20 sene önce bunu almış olsaydı. Şimdi artık zirve de değil, hani evren değişirdi yani. Bambaşka bir şey olurdu. Olamazdı bir gün. Siz yoktunuz. Vardı. Evet, 20 sene önce bu daha 6 yaşındaydı. Emekleme dönemindeydi. İşte şu andan itibaren hangi bilgi istiyorsak burada duruyor. Gördünüz ne dedi? Bakamayacaktı, kürtaj edecekti bebeğine. Hemen öbür anneyle anlaşma yaptı. O da tamam ver dedi. Bunların hiçbirisini duydu mu bizim arkadaşımız? Biliyor mu? Hayır. Ve bir de arkadaşımız da bilmiyordu hani bu anlaşma ne zaman yapılmış. 4 aylık kendi. Yani... Dur bunu kapatayım sesin çıkmasın diye. Sonra... Durum bu. Ne kadar medyumluk özelliği olan arkadaşlarımız, kanal özelliği olan arkadaşlarımız varsa, mesleklerini tamamen çok daha ileriye götürerek icra etmek istiyorlarsa, bilinçaltı dilini, Refikistan'daki bilgiyi nasıl okuyacaklarını eğitimimizle alırlarsa, düşüneceklerini, hayal edeceklerini de ötesine geçecekler. Hepinize selamlar, saygılar.